yıllara yayıyorum. Biri olmadı diğeri. Çünkü bunun bir bedeli yok. Bunların tek bir bedeli var. Benim beynim. Ve en sevdiğim kısmı da bu. Bak, ilk çıktın ya. Hata nerede oluyor biliyor musun? Çocuğun sırtından yani şöylesin ya. Şurada bir an bir düşün. Sorayım mı sormayayım mı diye. Bana bu kadar detay şey yaptırmayın. Tamam mı? Bak bunları bu kadar detaylı girdiğiniz zaman bu sefer de emir kulu gibi oluyor. Gerçekleştirme aşaması benim için en güç, irademin daha azaldığı ve dolayısıyla da benim de çok sevmediğim, hatta zaman zaman da nefret ettiğim alan. Çünkü anlatma dönemi, başlıyorsunuz işte, bütün teknik ekip, oyuncular, şunlar bunlar, bulacağınız mekanlar falan. Bu şey, anladın mı? Oyuncu seçimi tabii ki önemli benim için. Hatta en önemli şey, bugüne kadar da bu konuda yani oyunculuğu ön plana çıkartmak için en çok fedakarlık yapmış insanlardan biriyim. Yani bu uğurda işte giderek seti daha minimalize etme, işte görüntüden tutun da sese kadar, prodüksiyona kadar birçok ilk algı olarak sinemanın temel ögeleri olarak sayılan şeyleri, kriterleri, ögeleri arka plana atmak, o konuda zayıf gözükmek pahasına bile bu konuyu ön plana çıkardım bugüne kadar. Bu konuda ilk planda yüzleri önemsiyorum. Yani bir oyuncu aramaya başladığım zaman kim ne kadar iyi oyuncuymuş, kim ne kadar kötü oyuncuymuş diye pek açıkçası düşünmüyorum. Daha çok bir ifade, bakışlar. İlk seçme kriterim bu oluyor. Bunun arkasından da yine oyunculuktan önce nasıl bir insan olduğu konusunda, yani böyle bir sorumluluğu alma kapasitesi konusunda bir anlama çabam oluyor. Ondan sonra bir de bunun üstüne tabii iyi de bir yeteneği varsa bu konuda, işte çok rahatsa falan, bunlar daha iyi olabiliyor. Abi sen ne diyorsun ya? Film bilim ne alaka şimdi? Kafa mı buluyorsun sen mesela? Sen de niye kafa bulayım oğlum? İstemiyorsan hayır dersin, olur biter. Ne biçim yönetmensin abi sen? Nasıl oluyormuş yönetmen? Nasıl oluyormuş var mı? Yönetmen gibi olur işte. Var mı bildiğin bir yönetmen? Var, Sinan Çetin var. Aslan gibi adam. Yönetmen diye ben ona derim işte. Bu başka tabii. Ama herkes Sinan Çetin gibi olacak diye de bir kaide yok. Yani ben şunu ideal olarak kabul edebilirim. Buna varım da. Ama bu güveni almam lazım. Öyle oyuncular olsun ki meseleyi belirleyelim. Sahnelerin duygusunu ne ifade etmek istediği konusunda hemfikir olalım. Sette oynasınlar doğaçlama. İşte zaman konusunda sadece, kurgusu konusunda direktiflerimi ciddiye alsınlar. Bu da yapılabilir. Ama ben bunun bir başında tasarlanan bir proje olabileceğini düşünüyorum. Söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Zeynep, mı? Tamam. Zeynep. Bak şurada önceki sahneyi, sonraki sahneyi bir okuyun. O ortalıkta gezip sohbet edilerinize. Bence kötü oyuncu diye bir şey yoktur. Kötü yönetmen vardır. Kötü proje vardır. Kötü senaryo vardır. Oyuncu, ama bunu genel olarak söylüyorum. Tabii ki kötü oyuncu da vardır ama genel olarak bir filmde bu açıdan bir sorunun olmasında, ortaya çıkmasında en az sorumluluk sahibi oyuncudur. Bir filmde yaratılacak tek bir anlam var. Bu da yönetmenin tasarladığı anlam. Ablanla benim her şeyimizsin sen. Umudumuz, geleceğimizsin. Parasızlıktan okulu bıraktığını, bir işe giremediğini de öğrenince nasıl olduğumu bilemezsin. Herif şunu kaldırsana bir ya. Şey ister misiniz? Yok abla, sağ ol. Ben istemem. Nasıl, büyüttüğün kadar var mıymış? Vallahi bilmiyorum, siz beğendiyseniz. Beğendim, beğendim. Ama Sinan Çetin olsa daha iyi yapardın değil mi? Tamam abi ya, yapardım. Bu demin çektiğimiz sahne vardı ya, onu bir daha çekelim mi? Niye? Ya bilseydim öyle oynamazdım. Orada ne demek istediğini şimdi anladım galiba. Prova diye bir olanak da var.
Yani hem kendi açımdan, hem oyuncuyu rahatlatmak açısından, hem başka açılardan. Bazen provasız olduğu da oluyor. Yani bu soyut şeyler, bunların böyle somut karşılıkları bulunabileceğine ben inanmıyorum. Dünyanın parayla ilgili olup da bu kadar soyut olan başka bir iş yok. Tıpkı bir projenin beğenilip beğenmeyeceğinin bir garantisi yoksa, bir oyuncunun da nasıl oynayacağının bir garantisi yok. Bunlar riskler. Ben de bu konularda kuralsız olmaya, insani bakmaya, yani insanı anlayarak, insanın akıl dışı yanının da olduğunu hesap ederek davranmaya çalışan biriyim.